Merhaba. Bugünkü konumuz iletkenin direnci. Bir iletkenin direnci boyuyla, dik kesit alanıyla ve iletkenin yapıldığı malzemenin cinsiyle alakalıdır. Cinsinden kastımız öz direnci. Peki bu aradaki bağıntı nasıl bir bağıntı? Buna bakalım. Direnç, maddenin öz direnciyle uzunluğunun çarpımının dik kesit alanına bölümüne eşittir. Uzunluk burada metre cinsinden, kesit alan metre kare cinsinden, öz direnç diğer bir deyişle rho, ohm çarpı metre cinsindendir. Burada iletkenlerin bilimleri verilirken bu dönüşümleri yapmayı göz önünde bulunduralım. Yoksa işlemimiz hatalı sonuçlanacaktır. Gümüş yeryüzünde bulunmuş en iyi iletkenlerden bir tanesi. Öz direnci 1.59 çarpı 10 üzeri eksi 8 10 metre. Bakırınki 1.68 çarpı 10 üzeri eksi 8 10 metre. Demirinki 10 çarpı 10 üzeri eksi 8 10 metre. Yalnız bu değerlerimizin hepsi 20 santigrat derecedeki değerlerdir. Sıcaklığın artmasıyla azalmasıyla tabii ki maddenin öz direnci de değişebilmektedir. Burada bu 3 maddeyi seçmemin sebebi gümüşün en iyi iletken olması, bakırın mevcut iletkenler içerisinde kullanılıyor olması, demirin ise ucuz olup neden kullanılmadığını öğrenci arkadaşlarının sormasından kaynaklı koydum. Dikkat edecek olursak, gümüş zaten takı gibi, mücevher gibi malzemelerde kullanılan bir metal ve kıymetli bir metal olduğu için kullanılmamakta. Demir ise öz iletkenliği çok yüksek, öz direnci çok yüksek. Bu nedenle tercih edilmemekte. Bakır ise en iyi iletkene en yakın öz dirence sahip bir metal. Bu yüzden de iletkenlerin yapımında tercih edilmekte. Teşekkür ederim.